Efendim, can çıkar huy çıkmaz derler. Katılıyor musunuz? Doğrudur. Her insanın bir şekilesi, yani yatkın olduğu bir yaratılışı vardır. Her insan yaratıldığı şey üzerinde elde etmesi gereken güzelliklerin peşinde olmalı. O zaman tabiatı sert olup huyu hırçın olanlar mazur sayılırlar mı? Yani huyu sert olanın güzelliği nasıl olabilir ki? Tabiatı sert bir insan bu yapısının farkına varıp kendini eğitirse apayrı zirvelere ulaşır. Hem de normal şartlarda elde edilemeyecek zirvelerdir bunlar. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela Hazreti Ömer. Bir tarafta müthiş celalli bir Ömer var ama diğer tarafta hak sahibi bir koca karının önünde bile iki büklüm olan halim selim bir Ömer var. Anlıyorum. İnsan kendisine hangi tabiat verilmişse onu dikkate alarak çok önemli manevi dereceler kazanabiliyor. İşte bu da normal gördüğümüz iyiliklerin kazancını kat be kat arttırıyor. Peki ya tabiatı sert, niyeti temiz fakat bu huyunu kendine bir yükselme rampası yapamayanlar? Niyeti iyi olan hakperest olur. Kontrolsüz çıkışları olsa da vicdanında sürekli doğrudan yana bir kıpırtı olur. Rotasını hep doğruya yakın yönlerde sürdürür. Zannedersem bu tip kaptanlara da inayet olur. Birileri sebep olur görünür de. Aslında görünen bellidir. O gönderene canımız da varlığımız da feda olsun. Da. Yardım ister misiniz? İstemem, sağ olun. Bayramda ne yapıyorsunuz Galip Bey? Burada mısınız? Buradayım tabii. Nereye gideceğim? Ne bileyim. Belki gelip gideniz olur. Belki siz bir yere gidersiniz diye düşünmüştüm. Hiçbir yere gitmem ben. Tabii. Evlatlar hayırsız olunca gitmek isteseniz bile nereye gideceksiniz, değil mi? Sizin işiniz gücünüz yok mu Türkan Hanım? Beni de lafa tutuyorsunuz. Kızmayın Galip Bey. Sizi düşünüyordum ben. Böyle yapayalnız bayram günü. Ben böyle mutluyum Türkan Hanım. Karışmayın bana. Allah Allah. Bana yardım edecekmiş. Kendine yardım et. Yine mi? Allah Allah. Ben bunu yeni değiştirmemiş miydim ya? Her şeyin hilesine kaçıyorlar artık. Thank you.
Galip Bey, bana kızıyorsunuz ama ölüp kalsanız kimsenin ruhu duymayacak. Evlatlardan da hayır yok tabii. Neyse, hadi bakalım. Çorbanızı için, sonra da ilaçlarınızı vereceğim. İlaç filan içmem ben. Çocuk muamelesi yapmayın bana. Rahat bırakın beni. Yalnız bırakın. Olmaz Galip Bey. Geceleri yanınızda olamadığım için aklım size kalıyor. Hem size her işinizi görecek biri lazım. Düşündüm ki iyileşene kadar yanınıza birini alsak çok iyi olacak. Türkan Hanım, size kaç kez söyleyeceğim benim birine ihtiyacım yok diye? Niye ısrar ediyorsunuz anlamıyorum. Bu kez itiraz istemiyorum Galip Bey. Üzerinizde şu kadarcık bir hatırım varsa kırmazsınız beni. Bacağınız iyileşene kadar size yardımcı olacak birini buldum. Elden ayaktan düştüm diye bana çocuk muamelesi yapmayın Türkan Hanım. Ben kendi işimi kendim görürüm. Bu kez dediğinizi yapmayacağım Galip Bey. Salih Bey oğlum gel içeri. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Buraya kadar gelerek zahmete girmişsin oğlum. Kimseye ihtiyacım yok benim. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır Galip Bey. Onun dışında herkes muhtaç öyle değil mi? Ben şunları bırakayım. Siz de tanışın oğlum. Galip Bey'in ilaçları tepsinin içinde. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sevdiğiniz yemekler varsa söyleyin akşama yapayım. Kimsenin elinden yemek yemem ben. Bir deneyin. Belki seversiniz. Bir de... Bunları kullanırsanız hareket edebilirsiniz. Sıkıntınız azalır. Senden koltuk değneği isteyen kim? Bir ton da para dökmüşsündür şimdi sen bunlara. Beğenmezseniz maaşımdan kesersiniz olur mu? Ver bakayım şunları. İyiymiş bunlar. Kafan çalışıyor. Aferin. Ama kendinizi çok yormayın. Bir şey isterseniz bana söyleyin. Anlaştık mı? Tamam tamam anlaştık hadi. İnsan her zaman acizdir. Ne var ki yaşlanınca acziyet kendini daha farklı hissettirir. Peki hocam yaşlılıkla beraber aczinin farkında olmamak olur mu? İnsan yaşlandıkça iki şeyi gençleşir Salih. Biri hırs, diğeri de gelecek kuruntuları. Çok tuzsuz olmuş yemekler. Tabaklara dikkat et, kırılmasın. Onlar hanımdan yadigar. Merak etmeyin. Galip Bey geç oldu. Salih yatırsın sizi. Bayağı yoruldunuz bugün. Gerek yok. Ben kendim yatarım. Ama... Tabii siz gidin. Gerekirse beni çağırırsınız Galip Bey. Galip amca. Bey değil. Galip amca. Peki Galip amca. Allah rahatlık versin. Size de. Galip Bey çok iyi bir insandır. Ama bir o kadar da inatçı. Karısı öldükten sonra çocuklarla anlaşamadı. Onlar da çıkıp gittiler. Kaç zamandır uğramıyorlar. Arkamdan beni mi çekiştiriyorsunuz Türkan Hanım? Yok Galip Bey. Nereden çıkartıyorsunuz? Bacağımı sakatladım ama kulaklarım hala sağlam. Durmuş tanımadığım bir adama beni çekiştiriyorsunuz. Siz kendinizi aileden falan mı sanıyorsunuz? Galip amca. Sen sus! Kalbi kırıldı Türkan Hanım'ın. Alışır. Benim de zamanında kalbim çok kırıldı.
20 yıl. Tam 20 yıldır senden güzel bir söz duymak için bekledim. Ve sen bunca yıl sonra bana bunu söyleyebildin. Ne yapıyorsun sen? Çivi almaya gelmiştim. Ama burası çok dağınık, toparlanması gerek. Buraları toplamak senin üstüne vazife mi Salih? Daha çok dağıtmadan çık dışarı. Toplanacak bir şey varsa ben toplarım. Siz yormasaydınız kendinizi. Ben hallederim. Ben iyiyim. Sen yardım edeceğine büsbütün zorlaştırıyorsun işimi. Hadi çık. Çık. Galip amca. Salih. Galip amca. Salih. Kalkmama yardım et. Düştüm ben. Çocuklarınız mı? Oğlan kızdan 4 yaş büyük. İsimleri? Zeynep'le Tekin. Canınız yanmıyor değil mi? Acımaz mı? İçim parçalanıyor ama yapacak bir şey yok. Her zaman yapacak bir şeyler vardır Galip amca. Allah'tan ümit kesilmez. Artık çok geç. Beni hep yanlış anladılar. Sonunda da kırık dökük bırakıp gittiler. Çok özel değilse nedenini öğrenebilir miyim? Sorun neydi? Ben onların hep iyiliğini istedim. Sadece iyi olmalarını istedim. O kadar. Öyleyse? Beni anlamadılar. Senin çocuğun yok değil mi? Beni anlayamazsın o zaman. Eşimi kaybettiğimde
Çocuklar çok küçüktüler Salih. Onlara hem annelik hem babalık yaptım. Bu çok ağır bir iş. İstemeyerek de olsa bazen kırdım onları. Ama onların iyiliği için didinip uğraştığımı bir türlü anlayamadılar. Onları her sabah ben bırakırdım okula. Bir keresinde Zeynep elimi bırakıp caddeye doğru fırladı diye aklımı yitiriyordum. Şu bacağımdan çektiğim acı var ya, o an bunun 10 katını çektim. Fırladım arkasından, kolundan yakaladım. Sonra? Öfkeyle bir tokat attım. Ellerim kırılsaydı da atmasaydım. Biliyor musun? O günden sonra Zeynep bana eskisi gibi hiçbir zaman davranmadı. Hep içinde gizli bir kin besledi sanki. Peki ya Tekin? Tekin zayıf bir çocuktu. Bir gün mahallenin çocuklarıyla kavga ederken yakaladım. Ne olduğunu sorup anlamadan Tekin'i çekip aldım aralarından. Niye bu haytalarla kavga ediyorsun diye bir de dayak attım. Kendimi o kadar kaybetmiştim ki bir baktım mahalleli bizi izliyor. Olmasa iyiymiş. Ama sonuçta baba oğul ilişkisi. Öyle ama sonradan öğrendim ki oğlum o çocukların saldırısına uğramış. Bir de benim dayağım eklenince o günden sonra mahallenin çocukları daha da bir alay eder olmuşlar onunla. Desenize musibet katmerleşmiş. Fakat yine de bütün bu olanlar düzeltilemez şeyler değil. Niye bu kadar sürdü? Dahası var Salih, dahası. Bir türlü tutturamadın oğlum şu iş meselesini. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Bak karın hamile. Hiç düşünmüyor musun yani ne olacak diye? Allah Allah. Baba yeter. Yavuz başka bir iş buldu. Baştan söylesenize bunu ya. Bulduğu iş İstanbul dışında. Nasıl yani? Tuzla tarafında filan mı? Hayır baba. Daha uzak. Mersin tarafında. Hemen gideceğiz. Ben doğumu da orada yapacağım. Olmaz öyle şey. Buradaki işler bitti mi? Başka iş mi yok? Bu sağlam iş baba. Bir nakliye şirketinde. Bundan önceki işler de sağlamdı. Kızımı götüremezsin. Kızımı da torunumu da kendinle birlikte sefil edemezsin. Zeynep hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacak. Benim yanımda. Ama senin ille gitmen gerekiyorsa gidersin. Baba ne olur. Hayır Zeynep. Hiçbir yere gitmiyorsun. Baba benim ailem artık Yavuz. Onu bırakmam. Bebeğimi onun yanında dünyaya getireceğim. Kızım, evladım. Hangi şartlarla karşılaşacağını bilmiyorsun bile. Biraz bekle o gitsin. Sonra sen de kararını verirsin. Ben kararımı verdim baba. Bu kez kendi kararımı verdim. Bunu değiştirmene de izin vermeyeceğim. Bu kez yapamayacaksın. Ben ne yaptım ki sana? Büyüdüm ben baba. Evlendim. Anne olacağım. Artık sana bağımlı bir halde yaşamak istemiyorum. Bak abimi de baskıların yüzünden kaybettin. Böyle devam edersen beni de kaybedeceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kalk Yavuz, gidiyoruz. Zeynep sakin ol. Sakin olamam Yavuz. Senelerdir hep onu düşünerek yaşadım. Git. Git. Bir daha da sakın kapımı çalma. Baba yanlış yaptın, gel beni kurtar deme. Hadi git. Boşa harcamışım ha. Ömrümü boşa harcamışım ha. Yazıklar olsun. Kaç yıldır görmüyorsunuz onu? En son bir bayram günü gelmişti. Kapıyı açmadım. Sonra da
6 yıl oldu. Dile kolay. Onlarsız geçen koca 6 yıl. Peki ya Tekin? Onunla da ayrı bir hikayemiz oldu. Üniversitede okuyordu. Sınıfından bir kızla evlenmek istedi. Siz ne yaptınız? Benim gönlümden başka biri geçiyordu. İlişkiyi koparmak için üniversiteden ayırdım. Sonra ne yaptınız? O da benim istediğimi istemedi. Gitti birine saplandı kaldı. Siz de bunun üzerine çıkıştınız. Önceleri nasihat boyutluydu. Ama sonrasında öfkeme yenildim. Halbuki ev almasında bile yardımcı olmuştum. Desenize, maksadınızın aksiyle tokat yemişsiniz. Hem de ne tokat. Sonuç ortada. İkisiyle de koparttık bağları. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Babam kahve içerse. Kahve yok evde. Kusura bakma baba. Önemli değil kızım. Tekin sen sofrayı toplarsın. Ben çarşıya çıkıyorum. Görüşemezsek sana da güle güle baba. Ben bir daha gelmem size. Olur mu hiç baba? Neden öyle diyorsun? Burası senin de evin. Sen olmasan nasıl alırdık bu evi? Sayende ev sahibi olduk. Bana bak Tekin. Evi kendi üstüne yaptın değil mi? Yok baba. Sedef'in üzerine yaptım tabii. Oğlum neden öyle yaptın? Bari ortak mülk olsaydı. Yarın öbür gün herhangi bir şey olursa söz sahibi olurdun. Neden? Oğlunla boşanırız diye mi umuyorsun? Sedef sen burada mıydın? Ben gideyim baban kalsın istersen. Sedef. Bana bakın Tekin'i bana karşı doldurup durmaktan vazgeçmezsiniz. Bir daha evime gelemezsiniz. Anladınız mı beni? Terbiyesiz. Asıl terbiyesizliği yapan sizsiniz. Evime her geldiğinizde muhakkak bir hattan bir kusur buluyorsunuz. İlk andan beri Tekin'le evlenmemi hiç istemediniz. Hala onu kışkırtmaya devam ediyorsunuz. Tekin. Karına bana saygı göstermesini söyle yoksa... Yoksa ne? Bana bak Tekin. Baban şimdi bu evden çekip gidiyor ve bir daha da geri gelmiyor. Yok olmaz dersen ben giderim ona göre. Sedef neler söylüyorsun sen? Boşuna kendini yorma. Ben giderim. Kendi düşen ağlamaz demişler. Bundan sonra ne sen ne karın başını sıkışınca kapımı çalıp benden yardım istemeyin. Onu da görmeyeli 4 yıl olmuştur. El attığı birkaç işi batırmış diye duydum. Ama gitmedim yanına. Gururum el vermedi. Bunu şimdi de yapabilirsiniz. Onların beni araması gerekmez miydi? Belki onlar da böyle düşündükleri için gelmiyorlardır. Babaları olarak biraz daha anlayışla yaklaşsaydınız... Ben nasıl bir anlayışsızlık yapmışım ki? Onların büyüdüğünü kabul etmek istememişsiniz. Kabul edin. Biraz da sinirli bir insansınız. Sizin evlatlarınızdan başka kimseniz yok. Onların da. Hem unutmayın. Her kim sıla-i rahmi keserse Allah'ın rahmetinden uzak kalır. Ama kim bu konuda gayret gösterirse Allah'ın rahmetlerinden, lütuflarından faydalanır. Neden Allah'ın rahmetini evlerimizden, ailelerimizden uzak tutmak isteyelim ki? Al bakalım Tekin. Konuştuğumuz gibi. Eşyaların parası burada. İstersen say. Eyvallah sağ ol. Saymaya gerek yok.
Üzülme Tekin. Allah bir kapıyı kapatır, ötekini açar. Çok umut bağlamıştım bu işe abi. Bir sürü de yatırım yaptım. İnsan üzülüyor haliyle. Ev kendinin de değil mi? Babamın yardımıyla almıştık ama... ...şimdi evin parası da borçlara gidecek. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol. Patron çekleri soruyor Tekin Bey. Para hazır mı? Merak etmeyin, hazır sayılır. Evin satış işlemleri bugün yarın biter. Ama iki haftadır çekleri yazdıramadık. Patron dedi ki... Patronunuza söyleyin, merak etmesin. Yarın halledecekmiş değil. Göreceğiz. Göreceğiz. Eline sağlık Sedef, çok güzel olmuş. Afiyet olsun da bundan sonra zor bulursun. O ne demek Sedef? Ne demekse o demek işte. Sen eline attığın her işi kurutuyorsun. Bugün işte kuru ekmeğe muhtaç kalacağız. Lütfen tekrar başlamayalım. İşler yolunda gitmedi, ne yapayım? İşler ne zaman yolunda gitti ki Tekin? Evlendiğimizden beri gün yüzü görmedim. Bir diploman da yok ki bir yere girip çalışasın. Sedef! Ne var, niye sinirleniyorsun? Haksız mıyım? Bak evden de oluyoruz işte. Ben aslında yapacağımı biliyorum ama... Ne yapacakmışsın? Babanı ara. Şaka yapıyorsun herhalde. Arayacak mısın? Hayır. Peki. Sen bilirsin. Ne yapacağız Yavuz? Gözleri iyice kötüleşti. Allah korusun ya. Ben şu işi kabul edeceğim Zeynep. Olmaz Yavuz. Bırakmam seni. Irak'a gidenlerin başına neler geldi, duymuyor musun? Hem tecrüben de yok. O kadar yolu nasıl gideceksin kamyonla? Tecrübeye bakmıyorlar ki Zeynep'im. Yeter ki gitmek için cesaret göster. Olmaz, göndermem seni. Gitmeyeyim de kızımız gözlerini mi kaybetsin Zeynep? Ben bir iş bulabilseydim. Ama bizim bekleyecek vaktimiz yok. Hem bu işin parası çok iyi. İki sefer yapsam kızı ameliyat ettiririz. Ya da babana, abine falan gitsen. Babam kapıyı bile açmaz bana. Ne inatçıdır bir bilsen. Tekin'in de başında Sedef var. Kuruş koklatmaz. Demek ki gitmek zorundayım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Börek yaptım. Galip Bey çok sever. Buyurun birlikte yiyelim. Yok. Gelmem ben. Siz yiyin. Onun nazı size geçiyor Türkan Hanım. O bir yanlış yaptı ama... ...bu yanlışı devam ettirmeyin bence. Galip Bey'in size ihtiyacı var. Galip Bey gençliğinden beri hep böyle huysuzdur Salih oğlum. Ama bu kez farklı. Bu kez çok kırdı beni. Türkan Hanım gelmedi mi? Gelmedi. Sanırım biraz kırgın size. Türkan yıllardır tanır beni. Niyetim kötü değildi ki. Bir an öfkelendim sadece. Niye uzatıyor anlamıyorum.
Galip amca, bazen iyi niyetle yapılan şeyler kötü sonuçlar doğurabilir. Çocuklarımda olduğu gibi mi? Evet. İyi de, ben onların kötülüğünü de istemedim ki. Her şeyi onların iyiliği için yaptım ben. Elbette, hangi aklı başında anne baba evladının kötülüğünü ister ki? Ama bu arada küçük bir ayrıntıyı kaçırıyorsunuz. Kötülük istememek ayrı şey, kötü ve yanlış davranmamak ayrı şeylerdir. Sizin de niyetiniz iyi ama davranışınız biraz yanlış olmuş. Fakat bu durum, yanlışın düzeltilebilmesi için de en avantajlı durumdur. Ayşe, sana koşma demedim mi? Buraya gel çabuk. Ben oyun oynuyorum anne. Ayşe'cim, ben de düşeceksin diye korkuyorum ama. Ya bir şey olsaydı? Kızım, neden bağırıyorsun çocuğa? Ya düşseydi amca? O oyun havasında ama ya düşüp bir yerini incitseydin? Allah korusun. Sen de haklısın kızım. Evlat sahibi olmak kolay değil. O şimdi anlamaz seni. Hele onun da çocukları olsun, o zaman anlar. Sedef. 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 Peki, ben gidiyorum. Evi sattım. Ben seninle birlikte bu sefil hayatı çekemem. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Umarım beni anlarsın. Boşanma işlemleriyle avukatım ilgilenecek. Ona sorun çıkartmazsan sevinirim. Sedef. Tekin, aç kapıyı. Aç kapıyı Tekin. Kurtulamazsın. Bakalım. Baba. Babaya bir güle güle öpücükler. Baba. Baba gitmesen olmaz mı? Yavuz biraz daha beklese miydik acaba? Belki Allah başka bir kapı açar. Yok be Zeynep'im. Bugüne kadar aramayan bu saatten sonra mı arayacak? Konuştuk bunları seninle. Biliyorsun fazla vaktimiz kalmadı. İlk kez bayramda beraber olmayacağız ama. Hadi ama yapma. Kendine dikkat et olur mu? Tamam. Sen de kendine ve kızımıza iyi bak. Aklım sizde kalmasın. Allah'a emanet ol. Hadi Ayşe'cim, önce bir pazara gidip gelelim. Efendim?
Evet benim, buyurun. Nereden dediniz anlayamadım. Tekstil atölyesinden mi? Evet, şimdi daha rahat duyabiliyorum sizi. Gerçekten mi? Ne zaman başlayabilirim? Hafta başında, tamam. Çok sevindim, çok teşekkür ederim. Allah'ım inanamıyorum, Yavuz'u aramalıyım hemen. Gitmesine gerek kalmadı, iş buldum. Ayşe, Ayşe bil bakalım. Ayşe? Ayşe! Ayşe? Ayşe neredesin? Ayşe! Ayşe neredesin? Ayşe! Anne! Anne! Anneciğim! Anne! Kızım! Niçin ağlıyorsun? Annemi bulamıyorum ben. Az önce yanımdaydı. Ben seni annene götürebilecek birinin yanına bırakabilirim istersen. Tamam. Hadi bakalım. Kalbi çok mu katılaşmış? Katılaşma değil ama kanatmış diyelim. O ne demek efendim? Kalp samet olan Allah'ın aynasıdır. Bu yüzden çok önemli cihazlarla donatılmıştır. Hassastır, kırılgandır. İçine dikenli şeyler koymamak lazım ki kanamasın. O dikenli şeyler nelerdir peki? Kalp, baki olan Allah'ı sevmek için yaratılmıştır. Fani şeyler Allah için sevilirse o kalp şeffaflaşır, nuranileşir. Bu sevgiler kalbi incitmez. Anlıyorum. Dünya malı, dünya sevgisi, evlat sevgisi usulünce olmayınca birer diken olup kalbi kanatır. Kanayan bir kalp ölmedikçe tedavi edilebilir. Yemeğiniz hazır. Acıkmadım ben daha. Ama yemezseniz iyileşemezsiniz. İyileşemezseniz de ayağa kalkamazsınız. Buyurun. Amma sıcakmış. Niye söylemiyorsun? Tuzsuz dedik diye iyice abartmışsın. Biraz daha tuz atsan ölür müydün? Ne gülüyorsun Salih? Komik miyim ben? Estağfurullah Galip amca. Ama bence siz aslında çocuklarınızı özlüyorsunuz. Bütün bu huysuzluğunuzun sebebi de bu. Neden aramıyorsunuz onları? Huysuz falan değilim ben. Hem neden ben arayacakmışım onları? Ben onların babalarıyım. Onlar beni arasın. E bak, bayram geliyor gene. Kaç senedir bir bayramda gidip elini öpelim de bir hayır duasını alalım dediler mi? Onlar hallerinden memnunlarsa ben haydi haydi memnunum. Galip amca bu kadar katı olma. Bütün rahmetin kaynağı olan Allah'ı hiçe saymak, hiçe saymaların en büyüğü değil midir? Ki o buna rağmen kendisini hiçe sayan kullarına dahi rahmet kapılarını açık tutar. İstedikleri zaman girsin, ebedi huzura misafir olsunlar diye. Salih, sen hep böyle sıra dışı şeyler mi konuşursun? Yo, aslında söylediğim makul şeyler. Ayrıca inanıyorum ki bana hak vermekle birlikte kızar görünüyorsunuz. Ve subhanallah. Nereden çıkarıyorsun şimdi bunları? Size daha makul bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım, yine ne yumurtlayacaksın? Kurban bayramı yaklaşıyor. Bir kurban alıp bahçeye bağlasanız gamınızı, kederinizi alır. Ben yalnız başına yaşayan bir adamım. Kurban benim neyime?
Kimin rızkı varsa gelir alır. Hem tek başına olan niye kurban kesmesin ki? Dediğin lafa bak. Sanki halimi bilmiyorsun. Siz dediğimi boşa atmayın bence. Bir kurbanlık alalım. Bu arada sizin de bir misafiriniz var galiba. Nasıl yani? Anne, anneciğim. Neresi burası? Evladım korkma, sakin ol. Kime bakmıştın sen? Annemi kaybettim ben. Sonra yaşlı bir amca beni buraya bıraktı. Allah Allah. Kim bırakmış olabilir acaba seni? Salih Bey oğlum. Kim bu çocuk? Kaybolmuş galiba. Adın ne senin? Ayşe. Benim çok sevdiğim birinin adı da Ayşe'ydi. Senin karnını açtır şimdi. Hı hı. Gel önce karnını doyuralım. Sonra buluruz anneni. Gel. Tamam. Gel. Salih oğlum. Sabah börek yapmıştım. Bekle getireyim de sıcak sıcak yesin çocuk. Hem diyet yemeklerini mi yedireceksiniz yavrucağı? Türkan Hanım siz de gelin içeri. Çay yapmıştım, hem içeriz birlikte. Yok oğlum. Şimdi gelmeyeyim ben. Türkan Hanım, siz de bizimle beraber gelirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim Galip Bey. Ama evde yapacak işlerim var benim. Siz beni 20 yıldan fazladır tanıyorsunuz. Geçen gün size karşı kaba davranmış olabilirim. Ama inanın kötü bir niyetim yoktu içimde. Münasebetsizliğime verin. Hadi gelin lütfen. Ben gidip böreği getireyim bari. Atılgan. Ayşe Atılgan kızımın adı soyadı. Boyu şu kadar falan. Siyah saçlı, kahverengi gözlü, beyaz tenli. Saçları omuzlarına geliyor. Peki fotoğrafı var mı yanınızda? Evet, vereyim hemen. Tamam, siz sakin olun. Buyurun. Kızınızı bulmak için elimizden geleni yapacağız. Ne olur komiser bey, bir an önce bulun kızımı. Gözleri çok iyi görmüyor. Başına bir şey gelmesin. Hay Allah'ım, hala inanamıyorum ya. 2 saniye çevirdim başımı, kaşla göz arasında kayboldu çocuk. Babasına haber verdiniz mi? Belki onun yanına falan gitmiştir kızınız. Yok, bu mümkün değil. Kocam uzun yol şoförü. Ona da ulaşamıyorum ya. Kızınızın yanına gidebileceği bir akrabanız, bir yakınınız falan var mı acaba? Yok, kimsem yok. Ha, bir abim var ama uzun zamandır görüşmüyoruz. Şu düştüğüm hale bak yarabbim. Ah Zeynep, nereden gidelim seni? Hem evimden oldum hem de bir sürü borcum. Of, nereye gideceğim şimdi ben? Allah, sen kızımı bana sağ salim ulaştır ya Rabbim. Ne yaptım ben? Nasıl bıraktım elini? Ayşe! Abi? Merhaba Zeynep. Ağladın mı sen? Ne oldu, hayrola? Sorma abi başıma gelenleri. Ayşe kayboldu. Ne? Nerede kayboldu? Çarşıda. Allah Allah, şu işe bak, polise haber verdin mi? Hı hı. İnşallah bulunur yani. Benim yapabileceğim bir şey var mı Zeynep? Yok abi, sağ ol. Abi kusura bakma, kendi derdime düştüm, sormayı unuttum. Sen nasılsın, iyi misin? Yengen nasıl? Sedef bir mektup bırakıp beni terk etti Zeynep. Aa. Evi de satmış. Neden ama? Ortağım Hasan'la ayrıldıktan sonra lokantayı tek başıma idare ediyordum. Senin haberin yoktu. Neden ayrıldınız Hasan abiyle? Sedef ısrar etti. Aylarca başımın etini yedi. Al lokantayı tek başına patron ol diye. Ben de borç harç aldım üstüme. Sonra ne oldu? Ne olacak? Aldığım borçları ödeyemeyince batırdım. Alacaklılar kapıma dayandı. Evi satalım dedim Sedef'e. Önce mırın kırın etti, sonra da yapacağını yaptı işte. Babam ne kadar haklıymış. Sedef'le evliliğin yanlış bir karar. Abi. Babam şu an ne yapıyordur sence? Bilmem ki. Senin de mi bir bilgin yok? Yok. Sağlığı yerindedir inşallah.
Al bakalım, bu da meyve suyun. Türkan Hanım, size de zahmet oldu. Kusura bakmayın. Sizin de kalbinizi kırdım durduk yere. Biliyorsunuz huysuzluğum tutuyor bazen. Yoksa sizin hakkınız ödenmez. Estağfurullah Galip Bey. Doydun mu kızım? Doydum, teşekkür ederim. Bak Ayşe, bu bebeği beğendinse sana verebilirim. Ne güzelmiş, çok beğendim. Tamam o zaman, senin olsun. Ama önce elini ağzını yıka. Tamam. Lavabonun yerini biliyorsun. Zeynep de aynı böyle uzun saçlıydı. Annesi hep saçlarını örerdi. Galip amca, Ayşe'nin annesi babası merak etmesin. Etmezler mi? El kadar çocuk sonuçta. Doğru. Polisi arayıp haber verelim. O halde ben arayayım hemen. Şeymiş insanın çocuğunun hasretini çekmesi. Tam sabah şunun içinden gözlüğünü çıkarıp kendi ellerime taktım gözüne. Hadi salma kendini bu kadar. Bak göreceksin, akşam olmadan bulunacak Ayşe. Yavuz'a da ulaşamıyorum bir türlü abi. Abi biliyor musun? Bugün babamı daha iyi anladım. İnsanın çocuğunun yokluğu başka hiçbir şeye benzemiyormuş. Kim bilir biz evden ayrılınca nasıl da kahrolmuştur. İtiraf etmeliyim. Ben de bugün ona haksızlık ettiğimi düşündüm. Ama bunun bedelini pahalı ödedim. Onu dinleseydim her şey çok farklı olurdu. Alo. Evet dinliyorum. Gerçekten mi? Tamam hemen geliyorum oraya. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir çocuk bulmuşlar abi, Ayşe'ye benziyormuş. İnşallah odur. Hadi inşallah. Gözlüğüm olmadan çok göremiyorum ben. Nereye kayboldu anlamadım ki. Her yere de baktım. Gözlerinin numarası çok mu ileri? Ondan mı görmekte zorluk çekiyorsun? Hı hı. Çünkü benim gözlerimde hastalık var. Ameliyat olunca geçecek. O zaman gözlüksüz görebileceğim. Neden gözlerini ameliyat ettirmiyorlar o zaman? Şu anda yeterli paramız yok da ondan. Babam para kazanmaya gitti. Babam gelince ameliyat olacağım. Ne kadar çok şey biliyorsun sen böyle. Yardım edeyim mi Galip amca? Yok yok, iyi hissediyorum kendimi. Kendim giderim. Lavaboya kadar yürüyeceğim zaten. Ayşe karnını aç mı? Hayır. Ayşe! Kızım! Anne! Ah be kızım, neredeydin? Öldüm meraktan. Ben iyiyim anne, bak bu pelin. Hay Allah! Gözlüğün nerede senin? Kayboldu, her yeri aradık ama bulamadık. Onları özel yaptırmıştık ya kızım. Şimdi nasıl tekrar yaptıracağız? Baban da yok. Aman benimki de laf. Kızımı buldum da gözlüğün peşine düştüm. Heyecandan ne dediğimi şaşırdım. Çok sağ olun. Siz bulup getirdiniz Ayşe'yi karakola değil mi? Evet. Bu amca kim anne? Dayın kızım. Tekin dayın. Tanımadın mı? Uzun zaman oldu tabii. Haklısın tabii. Galip dedi bak bu annem. Baba. Kocan olacak o beceriksizle bir çocuğa sahip çıkamadınız mı? Baba lütfen. Bunca yıl sonra... Yalan mı? E sen? Nasıl oldu da ayrılabildin karının yanından?
Hala aynı merhametsiz adamsın. Bacağına bir şey mi oldu baba? Sana ne benim bacağımdan? Umurundaymış gibi. Galip amca. Galip amca. Anne, Galip dede benim dedem mi şimdi? Galip amca durun Allah aşkına. Sakatlayacaksınız iyice ayağınızı. Galip amca arabaya neden binmiyorsunuz? Hadi onlara kızgınsınız. Benim günahım ne? Bana da mı kızgınsınız? Lütfen binin şu arabaya. Üzülmeyin artık. Madem bu kadar üzülecektiniz, neden o kadar katı davrandınız onlara? Üzüldüğüm falan yok benim. Onlara hak ettikleri gibi davrandım. Üzülmüyorum. Biz de çok ihmal ettik ama babamızı. Kızım Hakkı da oldukça haklı. Ayşe'nin gözlüğü. O kadar aradık da bulamadık. Geri vermek istemez misiniz Galip amca? Bırakın artık bu inadı. Siz bir adım atın. Bakın sonrası ne kadar kolay gelecek. Hı? Hay Allah. Ne oluyor abi? Niye durakladın? Ya borçlandım adamlar. Dün öleceğim diye söz vermiştim ama. Merhaba. Tekin Bey çok ayıp oluyor ama. Bakın hala bey diyorum size. Borcunuzu ödemediğiniz gibi bir de kaçıyorsunuz bizi görünce. Bizi mağdur ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Ben de çok mağdur oldum. Evimi satıp borcumu ödeyecektim. Fakat ev eşimin üzerineydi. Evi satıp gitmiş, ben ödünü öğrendim. Biz size gereken müsamahayı göstermiştik. Bizi gerisi ilgilendirmez. Bundan sonrasını hukuka bırakmak zorundayız. Haklısınız ama anlattığım gibi... İyi kardeşim, madem öyle bize başka çare bırakmadınız. Yürü polise gidin. Durun, durun, nereye götürüyorsunuz abimi? Bir saniye. Lütfen bu kez zorluk çıkartmayın. Durun. Dede. Ne istiyorsunuz oğlumdan? Bana söyleyin diyeceğinizi. Alacağımızı istiyoruz. Kaç tane çeki yazıldı biliyor musun bey amca? Ben kefilim oğlumun borcuna. Onun borcu benim borcum. Bir hafta içinde öderim. Amca sen de kimsin ya? Bizi oyalama lütfen. Tek isteğimiz... Ben ödeyeceğim dedim. Yerim belli, yurdum belli. Gelin benden alın paranızı. Salih, adresimi ve telefonumu ver beylere. Peki amca, sana güveniyorum. Ama 3 gün sonra geliriz, unutma. Tamam.
Çok teşekkür ederim. Heyecanlandım. Gözüm karardı bir an. Tamam babacığım. Yorma kendini daha fazla. Ben seni arabaya taşıyayım. İyi günler. İyi günler. Ruhsat ve ehliyetinizi görebilir miyim? Tabii memurum. Allah Allah. Buraya koymuştum. İnanın tamdı belgeler gerçekten. Ehliyetin yok, ruhsatın yok, yola çıkmasın. Şimdi sana büyük bir ceza kesip kamyonuna el koyabilirim. Bakın ben yavrumun ameliyat parasını çıkarmak için gidiyorum, lütfen. Tamam, sana inanıyorum ama geçmene izin veremem. Bu kez ceza yazmıyorum. Geri dön, evraklarını tamamlayarak yola çık. Peki memnunum, peki. Evet canım, benimdi. Senin yaşındayken dayınla ikimiz oynardık onlarla. O zamanlar çok oyuncağımız yoktu. Ama her seferinde paylaşamaz, kavga ederlerdi. Ben ayırırdım haylazları. Yapma baba. Yalan mı? Türkan Hanım nerede Galip Bey? Yoksa küstürdünüz mü onu yine? En zor günlerinizde hep yanınızdaydı, unutmayın. Bu kez ben bir şey demedim. Sahi nerede o? Çağıralım, o da gelsin. Yalnız oturmasın evinde. İstersen onu buraya Temelli çağıralım baba, ne dersin? Nasıl yani? Ne oluyor? Niye kıkır diyorsunuz anlamadım ben. Ne güzel olur değil mi baba? Ya Türkan teyze çok iyi bir insan. Yıllardır o da yalnız yaşıyor. Hem biz burada değilken aklımız sende kalmaz. Ben tatlı yapmıştım sizin için. Hepsinden koydun tabaklara değil mi Türkan Hanım? Koydum koydum Galip Bey, merak etmeyin. Hah, geldiler. Bayramın kutlu olsun babacığım. Sizin de. İyi bayramlar babacığım. Sağ ol. Sizin de kutlu olsun Türkan teyze. Sağ olun yavrum. Siz de sağ olun. Sağ olun da torunum nerede? Ha, dışarıda. Onlar Tekin'le kurbanlığın başında kaldılar. Eve sokamadık. Ameliyat işi ne oldu? Bayramdan sonra gün aldık baba. Çok güzel, çok güzel. Hadi biz de yanlarına gidelim. Hadi. Geç. Dedeciğim bayramın kutlu olsun. Senin de prensesim. Daha nice bayramlar gör inşallah. Gönlünde herkesin oturabileceği bir sandalye bulundurmalı. Sonrasında da kalbe yalnız Allah için sevmeyi telkin etmeli. Sevgiyle dolan kalp sinesini sürekli açar açar. Ummanlar gibi olur. Kalmaz el uzatmadığı ne mahzun gönül ne de kırık kalp. Sevgiyle dolu kalplerin buluşması da gerçek bir bayram yeri olur. Dede, bana söz verdiğin çikolatalardan aldın mı? Almaz olur muyum? Hem de her çeşidinden aldım. İçeride masanın üzerinde. Ama önce bir öpücük.